Kamu Konfederasyonları platformu %30 zamma tepki gösterdi. Kamu Konfederasyonları platformu memur maaşlarına yapılan zamlara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu İş İl Başkanı ve tüm Yerelsen Şube Başkanı Abdülmuttalip Gürbüz, en düşük kamu çalışanları maaşının yoksulluk sınırı olan 26.124 liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Ülke şartlarına ve ekonomik krize bakılmaksızın açıklanan sefalet artışını kabul etmiyoruz. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları tüm kamu sendikalarının talepleri doğrultusunda yeniden belirlenmelidir. Kamu çalışanlarının en düşük maaşının yoksulluk sınırı olan 26.124 lira yükseltilerek enflasyon oranının da her ay seyyanen maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz. Emekli olmamıza rağmen ölene kadar çalışmak zorunda bırakılmaktayız. Bu şartlarda bizler emekli hayatı yaşayamaz durumda kalırken torunlarımız ve çocuklarımızla da vakit geçirme hakkımızdan yoksun bırakılmaktayız. Gelir vergisi kamu çalışanları için %15'te sabitlenmelidir diyen Gürbüz, ayrıca sendikada %2 barajını, 3600 ek gösterge ve ikramiye konularına değinerek sorunların giderilmesini istedi. Her ne kadar vergi dilimleri yükseltilse de yılın ikinci 6 ayında vergi dilimine girilmesine engel olmayacaktır. İkinci 6 ayda %20 ve %27'lik vergi dilimine girilmesi nedeniyle yapılacak artış kepçeyle geri alınmaktadır. Bu nedenledir ki vergi dilim oranları kamu görevlileri ve emeklileri için %15'te sabitlenmelidir. Sendika seçme özgürlüğüne darbe vuran %2 barajı derhal geri çekilmelidir. 3600 ek gösterge herkesi kapsamalıdır. Kamu çalışanları arasında ayrım yapılmış, birçok meslek grubu 3600 ek göstergeden yararlanırken birinci derecedeki kamu personeli 3600 ek göstergeden yararlanamamıştır. Bu durum adalet terazisini sarsmıştır. Kamu çalışanlarının büyük bir bölümü bu düzenlemeden yararlanırken geriye kalan kesim yararlanamamıştır. Talebimiz bu konuda açık ve nettir. 1956 yılından itibaren yani 67 yıldır kamudaki tüm işçiler yılda 6 kez 2018 yılından itibaren SSK, Bağkur, emekli sandığı fark etmeksizin tüm emekliler yılda 2 kez ikramiye alırken ikramiye alamayan tek kesim memurlardır. Kamudaki bu ayrımcılık artık son bulmalı, memurlar da ikramiyeden faydalanmalıdır.